Masalı'na hoş geldiniz. Bugün yine ustamız, duayenimiz, güzel bakımız ile birlikte. Ben çok beğeniyorum. Onun bir seramik yeleği var. Böyle evet. iki kere fırınlanan, evet. Kahve yanında çok güzel olan bir şeye de benziyor. İtalyanların cantucci kurabiyeleri vardır. Biskot diye de çok benziyor. Bugün seramik yeleği yapacağız. 100 gram tereyağımız var. Bir bardaktan bir parmak eksik toz şekerimiz var, iki yumurtamız var, vanilyamız, kabartma tozumuz, bir limon kabuğu rendesi var. 2,5 bardaktan biraz az un kullanacağız ama biz buraya 2 bardak koyduk. Bunu da koydukça bakacağız. Fındıkla badem doğradık. Bu çok güzel bir kurabiye. Böyle bir kavanozda uzun süre saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Tam gevrek. İki kere fırınlanıyor çünkü. Ve de kahveye çok yakışıyor. Hem de içinde böyle kuru yemişler var, kayısılar, üzümler de var. Çok da lezzetli. Şimdi bunun için ilk önce yoğurma kabımıza yağımızla şekerimizi koyalım. Şimdi vanilyasını koyuyorum. Pekala. Limon kabuğu rendesini koyuyorum. Şimdi onu koyalım. Şimdi bunu artık tezgahta yoğuruyoruz, değil mi? Evet. Çok keyifli. Tabii yemek yapmayı çok sevmek lazım. Ben çok keyifle izliyorum. Yani hani böyle bir çok sevdiğiniz bir filmi izler gibi ben izliyorum. Öğrenmek de güzel bir şey tabii. Bu çok yumuşak bir hamur değil mi? Evet, bayağı yumuşak bir hamur. Bayağı yumuşak. Bakın böyle. Yumuşacık bir hamur. Kuzu gibi. Bol koydum bayağı. Değil mi? Bol koydum tabii. Evet, bol olsun diye bunları yoğuralım biz. Çok güzel. Şimdi 200 derecede fırını ısıttık. İlk önce şöyle bir 17 dakika dedin değil mi? Evet, 17 dakika. Hafif bir kızaracak. Çıkaracağız. Yani 15, 17, 20 bakacağız durumuna. Tamam. Pembeleşip kabardı mı bunu çıkaracağız. Soğuyacak. Keseceğiz. Bıçağıyla testereyle en güzel onu. Tamam. Peki. Sonra fırınları 100 derecede 2 saat geçsin kurutacağız. Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi fırından çıkardık, bekledik. Bir 15-17 dakika kadar kızardı değil mi üstü? Yaklaşık 17-20 dakika arası. Böyle üzeri kızarık olacak. Hafif pembe olacak. Kabardı da üstelik. Tabii kabardı. Kabardı. Kabartma tozu koymuştum. Hı. Ama bekledik soğudu. Çünkü biz bunu dilimleyeceğiz. Ama bu arada fırını da biz tekrardan 100 dereceye getirdik. Tabii 100 derecede kuruyacağım. Çünkü kuruyacağım. Bunu böyle keskin bir ekmek bıçağıyla, tırtıklı bıçakla dilimledik. Bu hali bile yenilecek durumda ama atları fazla mı pişmiş? Evet. Atları birazcık fırından biraz dolayı pişmiş. Fazla pişmiş. Bu haliyle bile yenilecek durumda ama biz bunu gevrek haline getirmek istiyoruz. Çünkü gevrek yapıp çok uzun süre saklayabiliyoruz. Hiç buzdolabına koymaya gerek yok. Bir kavanozun içinde hemen bir misafir geldiğinde bir çay kahve yaptınız. Elinizde hazır ev yapımı, pastaneden almadığınız cantucci diyebilirsiniz, biskotti diyebilirsiniz. İtalyanların selanik gevreği yapıyoruz. Biraz dikkatli kesmek lazım. Çünkü içinin malzemeleriyle. İçinin malzemeleri keserken dağıtabiliyor. Dağıtabiliyor. O yüzden biz dikkatli kesiyoruz. Biraz müsaadenizi isteyelim. Kesip tekrardan fırınlayacağız. Evet, dilimledik. Şimdi bunu fırına koyacağız. Fırın 100 derecede ısındı zaten. Doğru. Bu ısıda
1,5-2 saat fırının büyüklüğüne göre değişiyor tabii. Peki. Yani elliyorsunuz veya kurumuşsa artık yeterli şekilde çıkarıyorsunuz. Soğuduktan sonra kavanozları koyup tamam. Şimdi seramik gevrekleri fırında gevremeye gidiyor. Kurumaya gidiyor.